Arkadaşlar merhaba, ben Üftü Hoca. 49 günde TYT Türkçe ve TYT Matematik kaplarının sonuna geldik. Tuşa basalım hocam, artık en tuşuna bastık. Süper, işte budur. Artık en tuşuna bastık hocam. Sona geldik. Bir taraftan Mehmet hocam elinden geleni yaptı. Fazlasıyla acayip mücadele verdi hocam. Hakkını verdi. Bütün soru tarzlarıyla bomba bir kitabı bitirmiş oldunuz beraber. Bir diğer tarafta ben de arkadaşlar 49 gün içerisinde baya baya bütün konuları tüm derinliğiyle işleyerek bitirdim. Şimdi iki mükemmel kamp harika başladı. Harika sona erdi. Şimdi ne olacak hocam? Neler olacak? Neler yapmalıyız? Ama daha öncesinde çok kısa bir kamp değerlendirmesi yapalım istiyorum arkadaşlar sizlerle. Kitabımızda arkadaşlar gönder gelsin. ÖSYM sorar ve deneme avcısı var. Lütfen unutulmasın. Gönder gelsinlerle çok yoğun bir şekilde başladık. Uzun soluklu sözcük, cümle ve paragraf seyahatinden sonra, o maceradan sonra ne yaptık hocam? Artık dil bilgisine geçtik. Arkadaşlar bu kamplarda biliyorsunuz sıfırdan aldık. Hatta eksilerden aldık. Öyle bayağı eksi 3'ten 5'ten falan. Eksilerden aldık hocam. Yani doğal olarak en baştan gelen hocam ben sıfırım, matematikte sıfırım diyen adam alır başlar hocam. Hiç affetmez. Net. Hocam ben Türkçe'de bayağı sıfırım. Hiçbir şey bilmiyorum. Alıp başlayabilirsiniz. Hocam ben üst seviyeyim, ortalardayım. Seviye hiç fark etmez. Zaten kitapta böyle bir seviye de gözetildi. Yani sıfırdan başlayan adam da ciddi yol alacak. Hocam ben bayağı hallettim ama bazı soru tarzlarına ihtiyacım var diyen öğrenci de mutlaka çok ciddi yol alacak. Sorular inanılmaz kalite, onu biliyorsunuz. Şimdi her zaman başlayacağınızda tekrar söyleyelim. Yıl içerisinde arkadaşlar hiç başlamamış bir öğrenci bile alıp Kasım'da başlayabilir, Aralık'ta başlayabilir. Hiç fark etmez. Yani 49 gün içerisinde bu kampları tekrar yapmanızda büyük fayda var arkadaşlar. Çok önemli sürprizlerimiz var AYT noktasında. Onu da konuşacağız. Zaten söylemiştik arkadaşlar. Pomodoro da söylemiştik, hatırlayacaksınız. Pazartesi günü yaptığımız Pomodoro'dan bir daha gündeme getireyim arkadaşlar. Ekim ayı itibariyle bir tarafta Mehmet hocam rehber matematik ne yapacak hocam? 65 günde AYT matematiği başlatacak. Bir tarafta da ben hocam 65 günde AYT edebiyatı başlatacağız. Tabii bir tarafta Türkçe kanalında da kamplar devam edecek. Yani yoğun bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar. İnanılmaz bir kamptı gerçekten. Yani tadına doyulmaz bir 49 gün geçti. Vallahi şöyle kitaplara bakıyorum, inanılmaz ya. Bütün soru tarzlarını içeren tek tek bayağı konuştuk. Sonrasında gönder gitsinleri verdik. Onları toplu olarak sizlere aktardık. Yani bir tarafta topluluk kısmında soruları yayınlıyoruz. Bir tarafta kamp hiçbir gün sekmeden gitti biliyorsunuz arkadaşlar. Hiç ara vermedik. Yani programın dışına hiç çıkmadık. Programda belirtilen günlerde, saatlerde videolarımız geldi arkadaşlar. Bundan sonra da çok düzenli kamplarla karşınızda olmaya çalışacağız. Gerçekten güzel bir serüvendi. Artık yeni bir dönem başlıyor. Eylül ayı itibariyle arkadaşlar bomba kamplar sizleri bekliyor olacak. Çok yoğun kamplar sizleri bekliyor olacak. O kamp bitecek, öbürü başlayacak. Sınav anına kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Bu kamp bitti. Yeni bir kamp için tertemiz bir sayfa açmaya hazır olun arkadaşlar. Yine her dakikanızda olmaya çalışacağız. Ne olursa olsun arkadaşlar tüm zorluklarda videolar atacağız, kitaplar yazacağız ki saniye saniye yanınızda olabilelim. Bütün parolanın aslında faydalı olmak olduğunu da gördünüz bu kamp süresi içerisinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir kampın daha sonuna geldik. Her video sonunda olduğu gibi yine yorumlarınızı satır satır okuyacağımı söyleyeyim. Doğal olarak kampla ilgili bütün dileklerinizi, temennilerinizi, bütün isteklerinizi, her şeyi ne yaptıysanız, ne yaşadıysanız her şeyi yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. Hangi günde ne gibi sorunlar yaşadınız, nerede zorlandınız, hangi konu geçişleri sizi zorladı, hangi konularda ya çok rahattınız falan filan, ne varsa arkadaşlar kampla ilgili bütün duygularınızı, hislerinizi yazmanızı istiyorum. Yorumlarda sizlerle birlikte olacağım, haberiniz olsun. Saniye saniye her yorumunuzu okuyacağım ve her yorumunuza cevap yazmaya çalışacağım. O yüzden aklınıza ne varsa kampla ilgili lütfen yazın, önümüzdeki günlerle de ilgili. O zaman haydi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.